Selamünaleyküm arkadaşlar. 4 gün boyunca art arda yaptığımız canlı yayınlar sonucunda Solo Cup sezon 1'e katılacak son 64 oyuncuyu belirledik. Solo Cup sezon 1'in son 64'e kalan oyuncularının en iyi, en nefes kesen anlarını birazdan izleyeceksiniz. Ekranda görmüş olduğunuz bu oyuncular Solo Cup sezon 1'in son 64'üne kalmak için bayağı bir mücadele verdiler ve sonunda başardılar. Artık kupaya giden yolculuk başlayacak. Sizler de tek tek isimleri görüyorsunuz. Kurallarımızı gelişigüzel yapacağız. Kim kime düşerse artık arkadaşlar. Bundan sonra beceriler, yetenekler konuşacak. Şimdi zaman kaybetmeden oluştur diyelim. Turnuva çizelgemiz şöyle bir oluşsun. Bakalım kim kimle oynayacak. Ekranımı şöyle birazcık daha yakınlaştırmak istiyorum. Siz de buradan görüyorsunuz. İlk maçımız şu şekilde. İkinci maç, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı diye gidiyor. Sizler yayını durdurup kimin kime düştüğünü görürsünüz. Zaten Discord sunucusunda da görselleri paylaşacağım. Oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden başarılar diliyorum. Umarım Solo Cup yolculuğunuz sizler için çok eğlenceli olur. Solo Cup sezon 1'in olayı bu şekilde arkadaşlar. Oyuncular birbirlerini eleyerek finale kadar gelecekler ve üçüncülük karşılaşması da olacak. Birinci, ikinci ve üçüncü olan oyunculara ödüller verilecek. Tabii ki de birinci olan en iyi ödülleri kazanacak. Şampiyonu, ikinci, üçüncüyü belirlemek için canlı yayınlara hemen başlayacağız. Detaylı bilgiyi de Discord sunucusundan paylaşacağız. Solo Cup'ın ilk maçında Hilda atak yapmaya çalıştı ama Arlott'tan inanılmaz bir hareket geldi, inanmıyorum. Arlott'un çok defansif oynaması lazım şu an. Bruno'ya da dikkat etmesi lazım. Atak oynadı. Bruno kuleden hasar alıyor. Arlott gitme oraya. Gitme. Ve evet arkadaşlar, yaklaşacak mı? Hayır, yaklaşmadan önce Pakuto'dan güzel bir hareket gördük ve orada bakalım kim düşecek? İnanmıyorum ve kazanan Toxin oluyor arkadaşlar. Karşılaşma çok hızlı başladı. Kagura'dan atak geldi. Kule altına gitmedi ama Kagura ultisini kullanmış durumda. Kagura kule altına giderek ilk kanı alıyor ve şu kule altına girer gibi yaptı. Çok güzel bir hareket geldi ve orada ultisiyle birlikte Novaria'yı yakaladı. Yoksa Novaria'nın işi bitti mi? Martis atak yaptı. Popol Kupa'nın canı çok az. Martis'ten güzel bir hamle gelmişti ama Popol Kupa Martis'in işini bitiriyor. Birinci skill, ikinci skill. Kombosu yaptı, ultisini kullandı. Hanzo'yu yakaladı. Hanzo'nun işi bitebilir. Canı çok az. Mükemmel bir Lapu Lapu hareketi izledik. Tabii ve şu an kule altına gitmek için uğraşıyor. Canı çok az kaletin. Dikkatli olması lazım diyecektim. Oy! İnanmıyorum. Lan o nasıl bir hareket? İnanmıyorum. Bitecek mi oyun yoksa? Lan heyecandan kamerayı falan açamadım lan. Oy abi, Freya kule altına girdi. Franco tuttu. Dairet'ten kule altı oyunu gördük. İnanmıyorum. Abi yok etti bir anda Dairon. İş bambaşka bir boyut olabilir. Kilden mi gidecek yoksa kuleden mi gidecek? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Şu an Melissa kuleye vursa oyunu kazanacak ve arkadaşlar kuleden oyunu kazanıyor Melissa. Alucard ölmese bile şu kulenin yok olması demek Alucard'ın oyunu kaybetmesi demek arkadaşlar. Ve şu an Yunzon baskı oynuyor. Oyunu aldı mı? Kuleyi oynuyor şu an ama kule altında kaldı. Canı daha fazla Alucard'ın ama 110'un pasif devreye girdi. Şu an bitmek üzere, hemen kule altına çekildi. Bu minyonla birlikte kuleye vurmayı deneyebilir 110 ve kazanan güzel sıyrıldı. Dikkatli olması lazım Badunk'ın artık. Yakın oynamaya çalışıyor. Oy, canı çok azdı o yine. Deneyebilir şu an, can yenilecek ama bence kule altına çıkması lazım. Badunk kule altı oyunu yapar derken doğrusunu yapıyor şu an. Ulti skill, skill shotlarını kompona oturtmak için bir skill'i boşa atmış ve şu an öldü mü? İnanmıyorum lan. Louis şu an bir tarafta görüşünü verdi, diğer tarafa geçti hemen. Görüşünü sağdan verip sola geç. Yani sağa gösterip sol vuracak. Bakalım yapabilecek mi? Evet arkadaşlar, sağ gösterip sol vurarak Badunk'ın işini bitiriyor. Gort büyücü olduğu için zaten çok fazla vuramıyor kuleye. Gort geri gitme, gitme, gitme. Evet. Oy, 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 oy. Lilan'ın işi bitti mi? Bana atak oynadı ve Lilan'ın işini. Evet, büyükler şu an kule altına girdi. Kuleye vuruyor. Ne yapacak? Ve kazanan büyükler oluyor arkadaşlar. Bakalım neler olacak.
Evet, Mistar'dan hamle geldi ama Nox çok hızlı bir şekilde sarısına dönüyor. Evet, şu an doldurmaya başladı. Direkte yaklamış şurada. İki oyuncu birbiriyle kapışıyor. Bir tarafın üstünde maaşı frenleyeceğim çok az. Ultisini de kullan. Şu an direkt kule altına çekilecek ama çekilmedi. Erken ne oldu? Oyun bitecek mi? Freya vuruyor. Direkt vuruyor. Bakalım kim alacak ve Freya kazanıyor. Oy. Bitti mi yoksa? Lan yetiş. Laf oluncağını çok az. Çok az. Kaja'dan güzel bir oyun gördük. Bakalım kule altı oyunu oynayacak mı? Kaja kule altına girdi ve işi bitiriyor. Kamuz önde yakaladı Valentin ama Valentin de Kamuz'un ultisini aldı ve bakalım ne olacak orada? Bitecek mi iş ve Valentin işi bitiriyor. Kuleden oyun bittiğini görecek miyiz? Misleme geldi Joy'dan ve Nox birinci skill sıçra yapabilir ekranda gördüğünüz gibi ama birazcık daha seri olması lazımdı. Hyper'ın işi oldukça zor. Üstüne üstüne oynamaya başladı ve yine vurmaya başladı. Bitecek mi ve o hamle geldi Edith'ten ve Arctic'in işi bitebilir ve Edith işi bitiriyor arkadaşlar. Oy. Ben olsam Kule'ye dayanırım. Yani şu anki level'da Kule'yi iki kere vursa. Oy, güzel hareket geldi ama. Oo, Kule altına gitti. Kule altına gitti. Kadita, inanmıyorum. Kule'ye. Devam. Evet, Kule'den Fredlin kazanıyor. Son bir şans. Yoksa minyonlar oyunu bitirecek. Tükür onu aşağı. Vur minyonlara. Minyonlara vur Baraz. Baraz minyonlara vur. Gözünü yanayım. İnanmıyorum. Lan. Korkma. Oha, bitti ya. Kafayı yiyeceğim ya. Cyrex istediği hareket yapamadı. Evet arkadaşlar. Ragnar kazanıyor. Nox'da oldu. Şu an Popol Kupa'nın bir kombosuna iş biter diyecektim ve bitti. İkinci level'dalar. Selena yine fazla hasar vurdu. Benedetta'yı doğuşladı. Ve bakalım ne olacak. İlk kanı Selena alarak son 64'e ismini yazdırıyor. Nedenini bilmiyorum. Şu an Freya çok fazla vurdu. Ultisini de kullanmış ama kule altına gidip vurmaya devam ediyor ve ilk kanı hançer aldığını görüyoruz. Bıçak aldığını görüyoruz. Yuzong'dan bir hamle geldi. Minstar'ın işi çok zor ve Feniye şu an Julian'ın üstüne gitti. Canı çok az. Duvar bug'ı yaptı ama Julian işini bitiriyor ve Texas adını son 64'e yazıyor. Ve kuleye baktığımız zaman kulesinin de çok az canının kaldığını görüyoruz ve şu an Yin kuleye oynarsa oyunu bitirebilir. Kuleye oynarsa oyunu çok rahat bir şekilde bitirebileceğini düşünüyorum. Şu an kuleye gitti. Vurmadı ama Beyze yaklaşmanın farklı bir yolunu aradı ve Nox'un içine girdi. Şu an Nox'a çok fazla hasar vurdu ama kuleden de çok hasar yedi. Çıkabilecek mi? Son vuruş, inanmıyorum. Bu öyle bir şey ki arkadaşlar, yani ilk kanı alamasanız bile minyonlar sırf kuleye vurup kuleyi yediği için de kazanabilirsiniz ama Pakuto'dan çok güzel kule altı oyunu geldi. İnanmıyorum. Esmeralda girdi ama girdiğine pişman oldu. Fred'in canı çok azaldı. Rex'in uzaktan vurmaya devam edecek ama Fred'in yetişti. Bir ulti gelecek mi? Ulti geldi ve çok güzel bir hareketle birlikte Fredrin Vexena'nın işini bitirerek adını son 64'e yazdırıyor. Evet, tekrar birbirlerine girmeye başladı. Gunivor çok fazla can çekti ve bir anda hayrolsun. Evet arkadaşlar, Solo Cup sezon 1'in son 64 mücadeleleri ve fikstür sonuçları bu şekildeydi. Sezon 2'yi de hemen başlatacağız. Sizler de Solo Cup'ta yer almak istiyorsanız Discord sunucuma gelmeyi, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.